Geceleri gökyüzüne bakarken yıldızların farklı renk ve parlaklıkta olduğunu anlamamız yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bu videoda tam olarak da bu konunun merkezine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi gelin yıldızların yaşamını öğreneceğimiz yıldız evriminin penceresini hep birlikte aralayalım. Gökyüzüne bakınca tüm yıldızlar birbirinin aynısı gibi görünür. Sizce de öyle değil mi? Milattan önce 4. yüzyıla gidiyoruz. Karşımızda Aristo var. Aristo, yerin durağan ve evrenin merkezinde olduğunu, gezegenlerin ve yıldızların iç içe küresel kabuklar üzerinde hareket ettiğini savunuyor. Buna yer merkezli evren modeli diyoruz. Milattan önce 130'larda Hipparkos çıplak gözle yaptığı gözlemlerle 1080 yıldızı içeren bir katalog hazırladı. Bu katalog yıldızların parlaklığıyla ilişkili. O büyük devrimiyle karşımıza çıkan Kopernik, merkeze Güneş'i koyarak gezegenlerin ve yıldızların Güneş etrafında dolandığını söyledi ve yıldızların çok uzakta olduğunu hesapladı. Kopernik devrimi ve ardından Galileo'nun teleskobu gökyüzüne çevirmesiyle insanlık evreni anlama konusunda büyük bir adım attı. Gökyüzünde çıplak gözle görebildiğimiz tüm yıldızlar Samanyolu Gökadası içinde yer alır. Bizler bu yıldızlara baktığımızda uzaklıklarını algılayamayız. Onların yalnızca bir küre üzerindeymişçesine iz düşümlerini görürüz. Galiba Aristo o zamanki bilgisiyle böyle düşünmekte çok haklıydı. 1800'lü yıllarda yıldızların hangi maddeden oluştuğunu hiçbir zaman keşfedemeyeceğimiz düşünülüyor. Ta ki spektroskop, yani tayf çekerin icadına kadar. Isaac Newton, beyaz ışığı oluşturan gökkuşağı renklerini tarif etmek için spektrum kelimesini kullanan ilk kişi oldu. Newton, tayf biliminin öncüsü olarak kabul edilmesine rağmen Güneş'in tayfını ilk çalışan ve bir prizmanın gökkuşağı renklerini oluşturabildiğini bilen ilk kişi değildi. 1800'lerin başında Fraunhofer spektrometreleri ile deneyler yaptı. Spektroskopi o zamandan beri astronomi başta olmak üzere kimya, fizik, tıp ve kuantum mekaniği alanlarında önemli rol oynadı. Bu kadar önemli olan tayf çeker, ışınımı enerjisine göre ayırmamızı sağlayan bir alet. Temel prensibi ise beyaz ışığı cam prizmadan geçirerek renklerini ayırmak. Ayrılan renklerin her biri farklı enerji düzeylerini, yani dalga boylarını temsil eder. Ayrıca gelen ışığın kesintiye uğradığı bölgeler vardır. İşte bu bölgeler yıldızın içinde bulunan element veya moleküllerin izlerini taşır ve bu çizgiler üzerinde deneyler yapan Fraunhofer'ın adıyla anılır. Bu keşifler yıldızların iç yapılarında ne olduğunu anlamamızla kalmadı, aynı zamanda onların nasıl doğduklarını, nasıl yaşadıklarını ve nasıl öldüklerini anlayabilmemize olanak sağladı. Gökyüzünde gördüğümüz her yıldız Güneşimiz gibi oldukça sıcak gazlardan oluşur. Onlar adeta birer kozmik nükleer santraldir. Yıldızların kütlece %75'i evrendeki en hafif element olan hidrojenden, geri kalanı helyumdan ve çok az miktarda da ağır elementlerden oluşur. Çekirdeklerindeki hidrojenin helyuma dönüşmesiyle yıldızlar milyonlarca, hatta milyarlarca yıl boyunca evrene enerji sağlar. Yıldızlar Nasıl Doğar videomuzda bahsettiğimiz üzere, ki izlemediyseniz linkini şuraya bırakıyoruz, yıldızın doğarken topladığı kütle onun evrimini belirleyen en temel parametre. Yıldız kütlelerinin farklı olması, onların ışınım miktarının, yüzey sıcaklığının ve hatta enerji üretim mekanizmalarının bile farklı olmasını sağlar. Bir yıldızın ürettiği enerji onun sıcaklığının 4. kuvvetiyle orantılıdır. Ve yıldızların sıcaklığı bir anlamda onların rengini de belirler. Sıcak yıldızlar gökyüzünde mavi, soğuk yıldızlar ise kırmızı renkte görünür. Yıldızlar her dalga boyunda ışınım yayabilirler. Ama görsel bölgede en fazla hangi dalga boyunda ışınım salıyorlarsa ışınıma en uygun renkte yıldızı görebiliriz. İşte yıldızların renklerini birbirinden farklı görmemizin nedeni budur. Evlerimizde kullandığımız musluklarda her ne kadar mavi renk soğuğu, kırmızı renkte sıcağı temsil ediyor olsa da astrofiziksel olarak bu durum tam tersi. Örneğin gece gökyüzünde görülebilen en parlak yıldız olan Sirius yaklaşık 10.000 derece yüzey sıcaklığına sahiptir ve mavi-beyaz renkte görülür. Öte yandan kış gökyüzünün en güzel takım yıldızlarından birisi olan Avcı takım yıldızındaki Betelgeuse 3500 derecelik bir yüzey sıcaklığına sahiptir. Bu yıldız Avcı'nın sağ omzundaki kıpkırmızı rengiyle hepimizin dikkatini çeker. Şimdi sizlere yıldız evriminin temel direklerinden olan bir diyagramdan bahsedeceğiz. Adı HR diyagramı. Bu diyagram sayesinde yıldızların birbirinden farklı olan sıcaklık, kütle, yarıçap, ışının gücü gibi temel astrofiziksel parametrelerin hepsini tek bir diyagram üzerinde görebiliyoruz. HR diyagramı 1911 yılında Danimarkalı astronom Hertzsprung ve 1913 yılında Amerikalı astronom Russell tarafından oluşturuldu. Bu diyagram yatay eksende yıldızların yüzey sıcaklıklarının rengini ve tayf türünü verir. Düşey eksende ise yıldızların mutlak parlaklıklarını ve ışınım gücü değerlerini gösterir. Aynı zamanda bu diyagramdan yıldızların yarıçap ve kütle parametrelerini de okuyabiliriz. Oluşturulan bu parlaklık ve renk diyagramında bir yıldızın yaşamı boyunca nasıl bir evrim yolu izleyeceğini rahatlıkla görebiliyoruz. Hertzsprung ve Russell yıldızların astrofiziksel parametrelerini bu diyagramda noktaladıkları zaman yıldızların rastgele dağılmadığını gördüler. Şimdi gelin yıldızların bu aile albümünü biraz daha yakından tanıyalım. Diyagramda sol alt köşeden sağ alt köşeye doğru kıvrılan bu yıldızlar beyaz cüceleri gösterir. Yıldızların yoğun olarak bulunduğu ve sol üst köşeden sağ alt köşeye kadar dolduran bu bant ana kol olarak adlandırılır. Burada aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla beyaz cüceler, ana kol, alt devler, devler, parlak devler, süper devler ve hiperdevler görülür. Diyagramda yıldızların etkin sıcaklıkları sağdan sola doğru artar. Düşey eksende yıldızların mutlak parlaklıkları ve ışınım güçleri aşağıdan yukarıya doğru artar. Yıldızların kütle değerleri sağ alt köşeden sol üst köşeye doğru artıyor. Evrenin en sönük ve en küçük kütleli yıldızları bu diyagramın en sağ alt köşesinde yer alıyor. Sol alt köşeden sağ üst köşeye doğruysa yıldızların yarıçapları büyüyor. Diyagramın en sağ üst köşesinde akıllara durgunluk verecek kadar büyük yarıçapa sahip yıldızlar bulunur. Örneğin Betelgeuse yıldızının yerini görüyoruz. Bu yıldız Güneş'in neredeyse 900 katı yarıçapa sahip. Eğer Güneş sisteminden Güneş'i çıkarıp yerine Betelgeuse'u koyabilseydik, Yer yörüngesi yıldızın içinde kalırdı ve Jüpiter'e kadar yıldızın dış sınırları ulaşır. Yıldız kütlesine bağlı olarak ana kola sağdan giriş yapar. 0 yaş ana kola adı verilen bu noktadan giriş yapan yıldız ömrünün büyük bir kısmını geçireceği ana kol evresine başlar. Ana kol üzerinde bulunan yıldızlar hidrostatik dengede, yani kararlı yapıdadırlar. Güneş, ana kolda bulunan cüce bir yıldız. Güneş benzeri bir yıldızın ana kol evrimi yaklaşık 10 milyar yıl sürer. Ana kol evrimi ilerledikçe çekirdekte bulunan hidrojen tükenmeye başlar ve yerini helyuma bırakır. Bir anlamda yıldızın yakıtı bitmek üzere. Hidrojenin yanması için gerekli olan 10 milyon santigrat derece helyumu tutuşturmaya yetmez. Hidrojenin tükenmeye başlaması nükleer tepkimeleri yavaşlatır ve dolayısıyla sıcaklık azalır. Kütle çekiminin galip gelmeye başladığı bir savaşın zafer çanları çalıyor. Yıldız kütlesinin tamamı çekirdeğin üzerine çökmeye başlar. İşte bu çökme sayesinde yıldız içinde sıcaklık yeniden artar ve kader ağlarını örer. Çekirdekte hidrojenin tükendiğinden bahsetmiştik. Fakat yıldızdaki hidrojen tümüyle yok olmaz. Yıldızın dış katmanlarında hidrojen yanmaya devam eder. Ortaya çıkan gaz basıncı yıldızın katmanlarını genişletir. Bu da yıldız yarıçapının giderek büyümesine neden olur. Artık yıldızımız fit değildir. Neredeyse eski halinden 100 kat daha büyük bir yarıçapa sahiptir. Genişleyen yüzey alanı yıldızın daha soğuk olmasına neden olur. Bundan dolayı yıldız daha kırmızı görünür. Yıldızın ana koldan çıkıp dev haline gelmesi ömrünün 1/1000 kadardır ve bir yıldız için 100 milyon yıl sürer. Bu ortalama 80 yıllık insan ömrüne kıyasla bir ayda geçen bir evre gibidir. Yıldızda gerçekleşen bu dönüşüm ve değişimler çekirdekte tepkimelerin yeniden başlamasını sağlar. Artık kırmızı dev olarak sınıflandırılan yıldız helyum yakan kırmızı dev adıyla yeniden gelir. Bu evrede 2 milyar yıl daha geçirir. Bu noktada helyumun karbona dönüştüğü üçlü alfa tepkimeleri başlar. Güneş benzeri yıldızlarda meydana gelebilecek en yüksek enerji üretim mekanizması budur. Bu tür yıldızlarda karbondan daha ağır elementlerin sentezi mümkün değildir. Çekirdekte helyum da tükenince artık yıldız nihai sona yaklaşır. Yıldız oldukça genişlemiş olan dış katmanlarını uzaya bırakır. Güneş ve güneş benzeri yıldızların evriminin sonu olan bu aşamaya gezegenimsi bulutsu adı verilir. Bu tür yıldızlar hiçbir zaman süpernova patlaması geçiremez. Bulutsunun merkezinde gezegenimiz boyutlarında bir beyaz cüce kalır. Bu beyaz cüceden bir çay kaşığı madde alabilseydiniz bu madde tonlarca ağırlıkta olurdu. Bundan böyle enerji üretemeyecek olan bu cücenin kaderi evrenin karanlığında soğumaktır. Ve milyarlarca yıl boyunca yaşamış bu yıldızın adı soğuduğunda kara cüce olacak. Şimdiye kadar hep güneş benzeri yıldızların evriminden bahsettik. Peki ya Güneş'ten daha büyük kütleli yıldızlar bu süreci nasıl atlatıyor? Büyük kütleli yıldızlardaki evrimin sloganı "Hızlı yaşa, genç öl". Bunun nedeni kütlenin neden olduğu yüksek sıcaklıktan dolayı nükleer tepkimeler çok hızlı gerçekleşir. Bu süreçte çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. Yıldızların yaşam sürelerinin birbirinden çok farklı olduğundan bahsetmiştik. Çok büyük kütleli yıldızlar milyonlarca yıl, Güneş gibi orta veya düşük kütleli yıldızlar ise 10 milyarlarca yıl boyunca yaşamını devam ettirebilir. Bunu bir yemek yeme yarışmasına benzetebiliriz. Oldukça iri kıyım bir kişinin yanında ufak tefek cılız bir yarışmacı hayal edin. Önlerine konan yemeği hangisi daha çabuk bitirir? Yıldızlarda gerçekleşen astrofiziksel olay elbette ki hidrojeni yiyip tüketmekten ibaret değil. Yüksek miktardaki kütle daha büyük kütle çekimi uygular. Ortaya çıkan kinetik enerji ne kadar fazlaysa o kadar ısı enerjisi açığa çıkar. Dolayısıyla hidrojeni helyuma çeviren süreçlerde o denli hızlı ilerler. Evrende öyle yıldızlar var ki yaşamlarını trilyonlarca yıl boyunca sürdürebilecek kadar küçük kütleye sahipler. Henüz evrenin yaşı bu tür yıldızların evrimini anlayabilmemiz için yeterli değil. Buna rağmen milyarlarca yıl yaşayabilen bu yıldızların evrimini nereden biliyoruz? Burada şöyle bir örnek verebiliriz. Bir insan ömrü ortalama 80 yıl. Ve bilin sahibi bir canlı hayal edin, yaşam süresi yaklaşık olarak birkaç saat. Bu canlı insan evrimini çözmek için etrafında dolaşan insanların bu birkaç saat içinde fotoğrafını çekiyor. Çektiği bu fotoğraflarda farklı boy ve kiloda, ayrıca kimisi bebek, kimisi yaşlı insanlar olacak. Bu canlı fotoğraflara bakarak bebek görünümündeki insanların büyüyüp olgunlaşacağını ve yaşlılara benzeyeceğini çıkarabilir. Bunu görmeye ömrü yetmese bile. Kısacası astronomlar evrenin her köşesindeki yıldızları inceler. Bu yıldızlardan bazıları henüz yeni oluşum aşamasındadır ve etrafında yüksek miktarda gaz ve toz barındırır. Kimi yıldız Güneş gibi yaşamına kararlılıkla devam eder. Kimi yıldızlarsa artık yaşamlarının sonuna gelmiş ve süpernova patlaması geçirmiştir. Bir aile tablosuna bakarak yıldızların nasıl yaşam süreceklerini, hangi kütledeki yıldızların yaşamlarının nasıl sona ereceğini işte bu şekilde belirleyebiliyoruz. Büyük kütleli yıldızların evrimine devam edelim. Hidrojen hızla helyuma, helyum karbona, karbon oksijene ve diğer ağır elementlere dönüşür. Ahçı bahçıvana, bahçıvan şoförü, şoför uşağa. Bu dönüşüm demir elementinin sentezine kadar devam eder. Fakat demir elementi hafif elementler gibi üretilmez. İki demir atomunun birbiriyle kaynaşması için dışarıdan olağanüstü miktarlarda enerji gerekir. Eğer bir yıldız çekirdeğinde demire kadar tüm elementleri ürettiyse süpernova patlaması geçirmeye razı demektir. Düşünsenize, akıl almaz bir kütle içerisinde neredeyse milyarlarca dereceye varacak bir sıcaklıkla vahşi bir şekilde evrenin bir noktasında enerji üretiyor. Çekirdeğinde meydana gelen nükleer tepkimeler yeryüzünde hiçbir şeyle kıyaslanamayacak düzeyde. Bu denli şiddetli olayların gerçekleştiği bir yerde sıra dışı bir şeyler başlamak üzere. Hangisinin daha güçlü olduğunu anlamak için iki kamyoneti arka tamponlarından halatla bağlayıp gazı köklediğinizi düşün. Kamyonetlerden birisi yıldızın çekirdeğinde içe doğru çeken kütle çekim kuvvetini, diğeri de dışa doğru ışının basıncını temsil etsin. Çok büyük kütleli yıldızlarda halatı çekme kuvveti inanılmaz olacak. Sonunda bu kuvvete dayanamayan halat kopacak ve olağanüstü bir enerjiyle çekirdeğe doğru çekmeye çalışan atomlar birbirlerine kaynaşacak. Işının basıncıyla dışarı püskürtülen atomlarsa vahşi bir patlama eşliğinde evrenin karanlığına yayılacak. Tam bu noktada yeniden bir ayrım söz konusu. Eğer yıldızın başlangıç kütlesi Güneş'ten yaklaşık 8-10 kat daha büyükse yüksek manyetik alana sahip bir nötron yıldızı oluşur. Nötron yıldızları öylesine sıkışıktır ki atomlar klasiğin dışında davranır. Protonlar ve elektronlar birleşerek nötronu oluşturur. İşte nötron yıldızı adını buradan alır. Bir nötron yıldızı büyük kütlelerin oldukça sıkışık formları olduğundan yarıçapları beklenmedik şekilde küçük olabilir. Örneğin bir nötron yıldızını bir şehrin ilçesine sığdırabilirsiniz. Bununla birlikte bir yemek kaşığı kadar nötron yıldızı maddesi Everest tepesinin toplam ağırlığına eşit olabilir. Güneş'in yaklaşık 20 katı ve daha fazla kütleye sahip olan yıldızlar ömürlerinin sonunda evrenin en merak uyandıran gök cisimlerinden olan kara deliğe dönüşür. Bu kozmik cisim etrafındaki madde yüksek kütle çekimi sayesinde merkeze düşmeye devam eder. Düşen madde Ulaştığı yüksek hız ve sürtünmenin etkisiyle kara delik etrafındaki disk yapıda ışıma yapar. Kara delik fotoğraflarında gördüğümüz etrafında kırmızımsı parlak daire işte bu ışımanın bir sonucudur. Birlikte kimi yıldız için milyarlarca, kimi yıldız için milyonlarca süren yıldız evrimini anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Bu evrim sürecinin sonunda yıldızlar arası ortama yayılan yıldız maddesi, yeni doğacak olan yıldızların ve gezegen sistemlerinin oluşumuna zemin hazırlıyor. Carl Sagan'ın da dediği gibi, DNA'mızdaki karbon, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir, içtiğimiz sudaki oksijen bile içine çökmüş bir yıldızın kalbinde üretilir. Bu da hepimizi yıldız tozu yapar. Hatta 3. nesil yıldızların tozları. Yeni videoda görüşene dek evrenin ardından koşmaya devam.